Türkiye'nin ortalama indirgenmiş sıcaklık haritaları. Biraz önce böyle Temmuz ayı veya Ocak ayına bakmıştık. Bu da geneli arkadaşlar. Genele baktığımızda şöyle görüyoruz. Sıcaklıklar görüyor musunuz? 21, 19 güneyde. Daha sonra 18, 17, 16, 15, 14 diye gidiyor. Burada neyi görüyoruz? Sıcaklıkların enleme bağlı olarak azaldığını görüyoruz. O zaman indirgenmiş sıcaklık haritalarında da gerçek sıcaklık haritalarında olduğu gibi en önemli faktör ne? Enlem. Daha sonra baktığımızda arkadaşlar karasallık etkili mi? Şöyle bakalım. Aynı enlemde olmasına rağmen Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'nun sıcaklık değerleri aynı değil. Güneydoğu Anadolu daha sıcak. Burada da neyin etkili olduğunu anlıyoruz tabii ki. Karasallığın. Karasal yerler daha çok ısınır demiştik. E bir de Samyeli gibi, kıble gibi sıcak rüzgarlar da buraya girdiği için karasallığın şiddeti iyice ne oluyor? Artıyor diyoruz. Burada şuna da dikkatin arkadaşlar. Mesela demiş ya, en düşük sıcaklıklar kaç derecedir? 21 derece, pardon. En yüksek sıcaklıklar kaç derecedir? 21. Peki 21'den daha sıcak yerler yok mu şurada? Hafif de olsa daha sıcak yerler var. Burada 13 var. 13'ten de daha düşük sıcaklıklar olabilir. İzoterm verileri ülkelerin sınırlarıyla birebir paralellik göstermez. Güneyde daha sıcak noktalar, kuzeyde daha soğuk noktalar olabilir. Bu tür cümleler görürseniz bu yanlış değildir. Türkiye'nin yıllık sıcaklık farkı haritası. Bakın bu tip haritalardan, yani üzerinde sıcaklık eğrileri geçen haritalardan 3 tane var. Gerçek sıcaklık haritaları, indirgenmiş sıcaklık haritaları ve sıcaklık farkı haritaları var. Burada gördüğünüz değerler ısı değil. Yani Doğu Anadolu'da sıcaklık 30 derece, işte Karadeniz'in kıyılarında 17,5 derece değil. Bunlar yıllık sıcaklık farkı. Karadeniz'in yazıyla kış arasında 17,5 derece varken iç bölgelerde bu farklar ne oluyor? Artıyor. Bunun temel nedeni ne? Denizellik, karasallık. Burada deniz kıyısında olan yerlere baktığımızda nem fazladır. Sıcaklık farkları nedir? Azdır. İç kesimlere gidildikçe denizden uzaklaşılır. Denizden uzaklaşırsan nem azalır, sıcaklık farkları artar. O zaman yıllık sıcaklık farkı haritası gördüğünüzde ne etkilidir derseniz denizellik, karasallık diyeceğiz. Peki bu haritada yükselti etkili midir? Evet, etkilidir. Yükselti etkilidir. Sonuçta bu indirgenmiş sıcaklık haritası değil. İç Anadolu'da sıcaklık farkları 25 veya 22,5 dereceyken doğuda Erzurum Kars tarafında 30'a çıkıyorsa bunun tek nedeni yükselti olabilir. Çünkü ikisi de denizden uzak olduğuna göre tek kalan faktör ne oluyor? Yükselti. Yıllık sıcaklık farkı haritalarında da ne etkili değil arkadaşlar sadece? Etkili olmayan unsur nedir? Onlar da enlem etkili değildir. Denize yakın olmak, denizden uzak olmak. Basınç merkezlerini anlatmıştım arkadaşlar bunlardan. Bunlarla ilgili şey söylediğim için geçiyorum. Görseli sonradan geldi. Rüzgarlarımızı da söylemiştik ama ben bunlarda bir tane eklemek istiyorum. Arkadaşlar bize kuzey batıdan gelen Karayel'in dışında bir rüzgar daha var. Romanya üzerinden geliyor bize. Kuru soğuk, ayaz, don getiriyordu. Neydi bu rüzgarın adı, hatırlıyor musunuz? Etezyen. Ben bununla ilgili bir beklentim var. Özellikle Romanya üzerinden gelir, kuru soğuk getirir, ayaz don getirir diye cümleye başlar. Kuzey Ege kıyılarında kışın soğuk sert geçmesini, kar yağmasına neden olur der. Etezyeni lütfen hatırlayın diyorum. Lodos'un etkili olduğu bir günde kesinlikle yağış olur mu? Olmaz ya. Niye olsun kesinlikle, değil mi? Mesela bu lodos Ankara'da da esiyor. Bu lodos ne bileyim Van'da da esiyor. Oralarda kesinlikle yağış getiriyor mu? Hayır, getirmiyor. O yüzden kesinlikle dediğinde sıcaklık değerleri artış olur. Ama lodos nelere neden olabilir derse, o zaman ne diyebiliriz? Yağış getirebilir, soba zehirlenmeleri neden olabilir diyor. Mesela illa soba zehirlenmesi neden olacak diye bir şey yok ki. Adamda soba yok belki, değil mi? Ya da yaz günü esmiştir. Niye kesinlikle soba zehirlenmesi olsun? Türkiye'de nemlilik ve yağış. Bakın arkadaşlar, Türkiye'de en çok yağış alan yerleri siyahla göstermiş. En az yağış alan yerleri de neyle göstermiş? Kırmızıyla göstermiş. Bunun çok basit bir mantığı var. Ben hep şunu kullanırım. Denize yaklaştıkça yağış görülme olasılığı ne yapar? Artar. Hem deniz kenarındaysan hem dağlıksan daha da artar. Neden? Denizden gelen nem, mutlak nem dağlara çarpar, yükselir, hava soğur, bağıl nem yükselir ve yağışa dönüşür. İç kesimlere gidildikçe denizden uzaklaşırsın, nem azalır. Nem azalırsa sıcaklık farkları artar ve yağış olma olasılığı da nedir? Azdır. Mesela en az yağış alan yerler Tuz Gölü çevresi ve Iğdır'dır. Neden? Bir kere bunlar denizden ne? Uzak. Ayrıca ne?
düz. Bir de çukurda kalmışlar. O zaman yağışta yer şekillerinin sade olması, alçakta kalmak, iç kesimlerde çukurda kalmak yağış görülme olasılığını azaltıyor. Dağlık engebeli olmak, kıyıya yakın olmak da yağış görülme olasılığını ne yapıyor? Arttırıyor. Karadeniz'in en çok yağış alan yeri bölgenin doğusu, Doğu Karadeniz, bölgenin en dağlık yeri. Akdeniz'de daha çok Antalya tarafı yağış alıyor. Niye Adana almıyor? Çünkü Çukurova düz bir yer. Dağlar orada nerede? Geride. Bak, Nur Dağları'nın olduğu yerde yağış artmış. Neden? Dağlar kıyıya paralel ve yüksek. Marmara'da Yıldız Dağları, Ege'de Menteşeler çok yağış alıyormuş. Bak, Güneydoğu Toroslar. O zaman şöyle diyorum. Marmara bölgesinin yer şekilleri sade olduğu için denize kıyısı olmasına rağmen diğer bölgelere göre daha az yağış alırken, dağların kıyıya paralel ve yakın olduğu Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında bu yağış daha fazladır. Oturup da şöyle şuralar çok yağış alır, buralar az yağış alır diye lütfen ezberlemeyin. Mantığıyla bunları ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Öğrencilerimizin en çok karıştırdığı şeylerden bir tanesi de nem çeşitleridir. Mutlak nem, maksimum ve bağıl nem arkadaşlar. Bunlardan hangisi gerçek nemdi? Mutlak. Mutlak ne demek? Var olan, daimi, gerçek olan nem neydi arkadaşlar? Mutlak nemdi. Türkiye'de nerede mutlak nem yüksektir? Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz bölgelerinde. Çünkü bunlar denizin kıyısında. Nemin kaynağı su kaynakları ise, Türkiye'deki en büyük su kaynağı da deniz olduğuna göre mutlak nemin en yüksek olduğu yer bunlardır. E öğretmenim, sıcaklık belirlemiyor muydu? Hayır, sıcaklık ana etken olmaz. Ya sıcaklık neden su buharı oluştursun? Deniz su buharı oluşturur. Sıcaklıkla doğru orantılıdır. Yani hem deniz kenarındaysan hem sıcaksan mutlak nem yüksek oluyor. O zaman Türkiye'de yıl boyunca mutlak nemin en yüksek olduğu yer neresi olur? E tabii ki Akdeniz olur. Bana hep şey deniyor. Öğretmenim, yazın Karadeniz olmaz mı? Karadeniz daha çok yağış alıyor. O canım, o bağıl nem. Mutlak nem değil ki. Mutlak nem şey bu. Hani yapış yapış olursun ya, her yerim yapış yapış oldu. Nemi hissediyorsun. Ama o nem yağışa dönüşmek zorunda değildir. Türkiye'de yazında, kışında mutlak nemin en yüksek olduğu yer Akdeniz bölgesidir. Ama orada yazın yağmur yağar diyemiyoruz işte. Tamam mı? Şimdi gelelim maksimum neme. Maksimum nem havanın taşıyabileceği kapasitedir. Alabileceği en fazla nem miktardır. Maksimum nemi sıcaklık belirler. Çünkü bu gerçek nem değil. Bu denize yakınlıktan ne yapmaz? İlgilenmez. Tek baktığı şey sıcaklıktır. Sıcaklıkla nedir? Doğru orantılıdır. Bu arada maksimum nem yağış açısından değerlendirdiğinizde hiç iyi bir şey değil. Maksimum nem artıyorsa yağış görülme olasılığı azalır. Türkiye'de maksimum nemin mesela Mayıs, Haziran aylarında en yüksek olduğu yer neresidir derse Akdeniz. Şu anda ülkemizde en sıcak yerler Akdeniz. Ama Temmuz, Ağustos'a geçtiğimizde neresi olur? Güneydoğu Anadolu. Güneydoğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar Temmuz, Ağustos aylarında sıcaklık değerleri artar ve maksimum nem ne olur? Yükselir. Maksimum nemin yükseldiği yerde yağış görülme olasılığı azalır. Türkiye yaz ayları nasıl geçiriyor? Sıcak. Hangi nem çok artıyor? Direkt sıcaklıktan etkilenen maksimum nem. O yüzden Türkiye yazın pek yağmur yağmıyor. Kışın Türkiye'de hava ne oluyor? Soğuyor. Soğuyunca maksimum nem küçülüyor, daralıyor. Yağmur yağma ihtimali artıyor. Türkiye'de yazı en sıcak geçiren yer neresi? Güneydoğu Anadolu. Maksimum nemin en yüksek olduğu yer neresi yazın? Güneydoğu Anadolu. Yazın yağmur yağma ihtimalinin en düşük olduğu yer neresi? Güneydoğu Anadolu. Her şey çok mantıklı gene. Gelelim bağıl neme. Bağıl nem bir formüldür arkadaşlar. Mutlak nemle maksimum nemi ne yapacağız? Oranlayacağız. Ve oradan elde ettiğimiz yüzde değeridir. Mesela diyelim ki bağıl nem %70. Bu ne biliyor musun? İşte yağışın gerçekleşme olasılığı. Burada yağışın gerçekleşme olasılığı %70. Ne kadar nem açığı var? %30 nem açığı var. Bu nem açığının kapanması için bizim neye ihtiyacımız var? Neme mi? Dışarıdan nem mi getireceğiz? Hayır canım, nem getiremezsin. Nem deniz kıyısında olunca oluyor. Mesela Afyon. İç kesimlerde bir yer. Afyon'u sen deniz kenarına getirebiliyor musun? Ankara'yı alıp deniz kenarına götürebiliyor musun? O zaman onun sen mutlak nemini arttıramazsın. E ne yapayım? E maksimum nemi düşür. Sen düşürmüyorsun ama hava soğuyabilir değil mi? Sıcaklık 30'dur 25'e düşer. 25'tir 20'ye düşer. Hava soğursa, yani maksimum nem azalırsa bu oran ne olur? %100'e ulaşır. O zaman bir yerde yağışın gerçekleşebilmesi için var olan havanın ne olması gerekiyor? Soğuması gerekiyor. Bak, coğrafyacı atasözü size. Soğuk hava değil, soğuyan hava
yağış getirir. Eğer soğuk hava yağış getirseydi dünyanın en çok yağış alan yeri kutuplar olurdu. En az yağış alan yerde ekvator olurdu. Ama öyle bir şey yok. Bak ekvator daha çok yağış alıyor. Kutuplar daha az yağış alır diyorum. Şimdi şu su şişesini görüyorsunuz değil mi? Bu ne kadar alıyor en fazla? Yarım litre alıyor bak en fazla. Ama benim karşımda Serkan'ın masasında var orada bir tane 1 litre alıyor. Serkan'ın arkasında bir de damacana var. O da 19 alıyor. Şimdi şişe. Şişe burada hangi nem oluyor arkadaşlar? Maksimum. Bak en fazla maksimum alabileceği bunun en fazla yarım litre. İçindeki su ne oluyor bunun? İçindeki su o mutlak nem. Bu suyun bu şişeye oranı ise ne oluyor? Bağıl nem. Şu anda oran %20'lerde. Ne kadar nem açığı var? %80. Peki ben bu nem açığını kapatmak için ne yapacağım? İçine su mu ekleyeceğim? Yani mutlak nemi mi arttıracağım? Kesinlikle hayır. Mutlak nem arttırılmaz arkadaşlar. Var olan havanın soğuması lazım. Bak siz üşüyünce ne yapıyorsunuz? Büzüşüyorsunuz değil mi? Ben de şişeyi büzüyorum bak. Şu anda şişeyi büzüyorum. %20 ile başlamıştık değil mi? 80 oluverdi birden. Biraz daha bastırıyorum. Arada bir yağmur yağdı yalnız. 80, 90. Geldi doyma yoksa. Yağmur yağacak mı? Yağmama ihtimali yok. Görüyor musunuz bak? Stüdyoya yağmur yağdırın. Daha ben seni alayım. Bakın. Yeniden maksimum nem arttı. Kapasite arttı. Bağıl nem yeniden ne oldu? Düştü. Senin de işte olaya böyle bakman gerekiyor. Mesela şöyle söyleyeyim size. Türkiye'de en çok yağış alan bölge Karadeniz diyoruz. Neden Karadeniz? Denizden gelen hava kütleleri dağlara çarpıyor. Yükselince ne oluyor? Hava soğuyor. Soğuyunca hangi nem azalıyor? Maksimum. Hangi nem artıyor? Bağıl ve o yüzden çok yağış alıyor. Türkiye'de deniz kenarında ve dağlık olan ikinci bölge Akdeniz. Denizden gelen hava kütleleri dağlara çarpıyor. Yükselip soğuyor. Yine maksimum nem azalıyor. Yine bağıl nem artıyor ve yine yağış oluyor. O zaman işte ya böyle dağ çarpıp yükselerek soğuyacak ya da mesela ne olacak? İşte sıcak havayla soğuk havayla karşılaşacak, soğuyacak. Ama o hava soğuyacak. Hani diyor o adam buraya gelecek diyor işte onun gibi bir şey. O hava soğuyacak. Yağmur yağması için havanın soğuması gerekiyor. Öğrenci bana derste soruyor bak geçen hafta. Dedi ki bak gerçek olay yani yazsınlar altına yorum izleyenler. Hava böyle şeydi, hava kapalı. Öğretmenim bugün yağmur yağar mı dediler. Elimi pencereden dışarı soktum bak. Isıyı şöyle bir hissettim. Dedim ki 10-15 dakika sonra yağmur yağar dedim. Kemal Sunal filmi gibi bak gerçekten. O dizlerim ağrıyor yağmur yağacak diyor ya. Bak yağmur yağmaya başladı 10 dakika. Şakır 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 İzmir'de yağmur yağıyor. Bunlar şimdi korktu tabii. Kızların saçları fönlüyor böyle. Dediler ki saçımız elektriklenir öğretmenim dedi falan dedi. Kesilir mi bu yağmur? Baktım şöyle havaya baktım şöyle uzaklara da. Dedim çok yağmaz bu. 15 dakika sonra kesilir. Dedim kesildi. Yani arkamdan ne konuşmuşlar ama biliyorsunuz mu? Evet şimdi ülkemizde görülen 3 yağış türünü görüyorsunuz. Yükselim diğer adıyla konveksiyonel yağışlar, yamaç yağışları bir de cephesel yağışlar var. Öncelikle size şunu söyleyeyim. Türkiye'de hangi yağış türü matematiksel konumun sonucunda oluşur diyorsa ne diyeceksin? Cephesel yağış. Kutuplardan gelen soğuk hava, ekvatordan gelen sıcak havayla nerede karşılaşıyor? Orta enlemlerde yani orta kuşakta. Sıcak havayla soğuk hava karşılaşınca sıcak hava soğuğun üstüne çıkıyor, soğuğun üzerinde soğuyor, maksimum nem azalıyor, bağıl nem artıyor ve yağış oluyor. Türkiye'de cephesel yağış en çok hangi mevsimde görülür? Kışın. Çünkü Türkiye'de sıcak havayla sıcak soğuk hava yazın karşılaşamıyor ki. Sadece Karadeniz'in kıyılarında belki olur, Erzurum karşısında olur. Çoğunda böyle bir şey olmuyor. Soğumanın gerçekleşmesi için Türkiye'de havanın soğuması lazım. Onun için de kış olması lazım. Bu yağış en çok nerede görülür derse Akdeniz, Ege, Güney Marmara'da görülüyor. Yani Akdeniz ikliminin yaygın olduğu yerlerde cephesel yağış da nedir? Yaygındır. Konya'da görülür mü? Konya'da cephesel yağış görülür mü? Ben hep bunu soruyorum ama Kayseri olsun. Tamam. Kayseri'de görülür mü diyeyim. Görülür. Konya'da da, Kayseri'de, Ankara'da da cephesel yağış görülür. Arkadaşlar bakın, kutuplardan kalkıp gelmiş soğuk hava. Bu arada kutuplar demiyor da bazen sorularda polar hava kütlesi diyor. Polar, po, kutup demek zaten. North Pole, Kuzey Kutbu, South Pole, Güney Kutbu, polar hava kütlesi. İnsan poları ne zaman giyer? Kışın giyer gibi aklınızda kalsın. Soğuk hava kütlesiyle sıcak hava kütlesinin karşılaşması sırasında. Bu sıcak Konya'ya mı gitmeyecek? Kayseri'ye mi gitmeyecek? Konya ile Kayseri orta kuşakta değil mi? Niye onlar da olmasın? Tamam. Onlarda en çok hangi yağış görülür? Yükselim, konveksiyonel yağış görülür. Ama onlarda da sonuçta ne yağışı görülür? Cephesel görülür. Bu konveksiyonel yağışın bir yerde olması için ne gerekiyordu?
ısınma. Sıcaklığın böyle 26-27 derecelere ulaşması lazım. E kışın Konya, Ankara, Kayseri 26-27 olmaz ki. Demek ki Konya'ya kışın ne yağıyor? Cephesel. Ama ilkbaharda daha çok ne yağıyor? Konveksiyonel yağıyor. Tamam mı? Bu arada bu isimleri bunlar boşu boşuna almamışlar. Yamaç yağışı mesela. Denizden gelen hava kütlesi neye çarpıyor? Dağ. Dağ oluşumu neydi? Orojenes. Bak orografik. Dağın yamacını aşamadığı için yamacına yağışı bırakıyor. Bak yamaç. Burada yükselme neye bağlı? Isınmaya bağlı. Konveksiyonel hareket, konvektör, ısınma, 42. yağışları da diyorlar. Niye 42. diyorlar buna? 40 gün sürüyor ilkbaharda. Saat kaçta görülüyor? İkindi vakti. Buna memur ıslatan da derler değil mi? Ben buradan size dua ediyorum. Allah inşallah sizi memur olup memur ıslatan yağmurlarıyla Eskişehir'de, Ankara'da, Konya'da, Kayseri'de ıslatsın diyorum. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey daha söyleyeyim size. Yamaç yağışları deyince deniz ve dağ gerekiyor. Türkiye'de yamaç yağışlarının en çok olduğu yer Karadeniz ve Akdeniz'dir. Karadeniz'de nerede daha az derseniz, Orta Karadeniz'de biraz daha az, Canik Dağları içeride ve alçak olduğu için. Akdeniz'de nerede az derseniz, Çukurova tarafında, orada da dağlar geriye çekildiği için. Ege'de bu yağış görülür mü, yamaç yağışı? Duyuyorum ben seni. Muğla Menteşe diyorsun. Marmara'da? Yıldız Dağları. O zaman bu aslında denize kıyısı olan her bölgemizde ne oluyor? Görülüyor. Sadece Karadeniz ve Akdeniz'de daha çok, Ege ve Marmara'da daha az diyebilirim. Peki şu soruyu da sorayım size. Suyumu da içeyim. Okunmuş su gibi oldu. Bak bu böyle içen atanıyor. Bırakıyorum size, tamam mı? Birer yudum içersiniz. Suyu pazarlayacağım, satacağım. Okunmuş su. Hakan Hoca'dan. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ege'de 3 yağış türüncü de görülür mü? Görülür. Muğla Menteşe'de mesela ne olur? Yamaç yağışları olur. İşte Afyon, Kütahya, Uşak'ta konveksiyonel yağış olur. Ege kıyılarında zaten ne vardır? Cephesel yağış vardır. Bakın Ege'de bile 3 yağış türüncü ne oluyor? Görülüyormuş. O zaman ben şöyle diyorum. Karadeniz'de en çok yamaç yağışı görülür ama sadece yamaç yağışı görülür diye bir şey yok. Cephesel de olur. İç Anadolu'da, iç kesimlerde en çok konveksiyonel yağış görülür ama cephesel yağış da ne olur? Görülür diyoruz. Cephesel yağış ülkemizin genel yağışıdır. Ülkemizde her yerde öyle ya da böyle görülür. Bir şey daha aklıma geldi bu arada. Bu rüzgarlarla ilgili. Mesela Kareal, Yıldız, Poyraz. İşte bunlar hep böyle enleme dayalı değil mi? Kuzeyden gelenler sıcaklığı düşürür. Güneyden gelenler arttırır. Batı rüzgarları matematiksel konumdur. Orta kuşakta olmamızdır. E kardeşim, özel konumla ilgili yağış yok mu bizde? Var. Mesela fön rüzgarı. Bir yerde fön rüzgarı olması için ne gerekiyor arkadaşlar? Karşına dağ çıkması lazım. Dağ çıkınca yükseliyor, yükselince soğuyor, aşağı ince sıcaklığı arttırıyordu. Fön rüzgarı sadece dağın yamacının altında olan yerleri etkiliyordu değil mi? O zaman yer şekillerine bağlı etki alanı oldukça ne? Dar, sınırlı. Bak şunu unutmayın. Fön rüzgarı yağış getirmez. Bak unutma. Fön rüzgarı yağış getirmez. Elimi de belime koydum. Sinirleniyorum galiba burada. Sonra çünkü bazen öğrenci bana diyor ki öğretmenim Rize'de fön esiyormuş da diyor ya. Ya hayır. Kışı ılım anlaştırır canım orada. Bak bu fön rüzgarı o kadar garip bir şeydir ki bazı yerlerde orman yangınlarına neden oluyor. Manavgat'ta, Toroslar'dan ince. Bazı yerlerde muzun olgunlaşmasına neden oluyor. Anamur'da. Estiği dönem bile çok önemli. Yani yazın sıcakta eserse kötü etki yaratıyor. Kışın eserse ılımanlaştırıcı etki yapıyor. İç Anadolu'da eserse tarlaları yakıyordu. Hatta bakır sattıran demiştik ya. Erzurum'da, Kars'ta esiyor yazın. Karları hızlıca eritiyor. Sel ve taşkına neden olabiliyordu. Hatta oralarda bu yüzden ona ne deniyor? Kar yiyen deniyor. Yani estiği yerin iklim özelliği, estiği dönem çok önemlidir fön rüzgarında. Meltemler de aynı şekilde. Bakın hiç televizyonda şöyle duymayız değil mi? Ülkemiz yarından itibaren meltemlerin etkisi altına giriyor. Hiç diyor mu? Hayır. Meltem nasıl bir şey biliyor musunuz? İzmir'e geldin, kordonda yürüyorsun değil mi? Yürüyorsun, uzun saçlı bir kız arkadaşımız. Rüzgar bir esti, saçlar böyle havalandı. Saçını havalandırıyor sadece. Etki alanı bu kadar işte bak. Burada esen, burada kalıyor. Hani der ya burada konuşsun, burada kalsın. Meltem o kadar, orada sahilde kalıyor. İçerilere bile ne yapamıyor, gidemiyor. Deniz Meltem'i yağış getirir mi? Nasıl yağış getirsin? Ne diyorum ben sana? Saçını havalandırıyor diyorum sadece. Meltem yağış getirmez. Fön rüzgarı yağış getirmez. Bunların etki sahaları dardır. Etki süreleri sınırlıdır. Ülkemiz yarından itibaren Meltemlerin etkisi altına girer denmez. Deniz Meltem'ine İzmir'de ne diyorlardı? İmbat. Hatta İmbat Efem var. Damardan kalbe diyor. Gaz müzikler. Bak o da denizden
karaya aklınızda kalsın diyorum, tamam mı? Gün içinde yön değiştirmeleri nedeni dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketiydi. Günlük hareketti. Bir de kara ve denizlerin farklı ısınma özellikleri vardı. 4 tane meltem var. Deniz, kara, dağ, vadi. Unutmayın, tamam mı? Şimdi arkadaşlar burada iklimlerimizi görüyoruz. Şöyle bir iklimlerimize bir bakalım. Öncelikle Akdeniz iklimiyle bakalım mı? Akdeniz iklim bölgesi dediğimizde arkadaşlar en çok görüldüğü yer Ege'ydi. Zeytinden de anlamamız gerekir demiştik. Akdeniz ikliminin bana yağış rejimini söyleyin. Akdeniz ikliminin yağış rejimi nedir? Sakın bak düzensiz deme. Düzensiz. İç Anadolu'da düzensiz, Doğu Anadolu'da düzensiz, Trakya. O zaman herkes düzensiz olur. Bana yağış rejimini söyle. Yani en fazla yağışı ne zaman alıyor? Kışın. Yazı nasıl geçiriyor? Kurak. O zaman Akdeniz ikliminin yağış rejimi ne? Kışları yağışlı, yazları kurak. Akdeniz iklim bölgesine baktığımızda doğal bitki örtüsü nedir? Kızılçam ormanları. Maki deme. Maki doğal bitki örtüsü değildir. Maki tahribat sonucunda oluşmuş bitki örtüsüdür. Makiler. Zeytin, maki zeytin, maki zeytin, orijinali delicedir. Delce zeytin de derler köylüler. Ondan sonra defne vardır, menengiç, zakkum. Bu soru olabilir bak. Aşağıdakilerden hangisi maki türlerinden birisi değildir der. Zeytin, incir, kocaymış diyoruz. Sandal, mersin, zakkum, menengiç bunları koyar. İçinden bir tane de olmayan geven otunu koyar mesela karasılıklığında. Hangisi maki değildir der. Makiler yaz sıcağına, yaz kurağına karşı dayanıklıdır. Yaprakları sayesinde mesela parlaktır, ışığı geriye yansıtır, tüylüdür, pek terlemezler gibi. Bir de makilerin küçükleri vardır. Friganadır mesela onlar. Gariktir, dikenli otlar, çalılardır. Bunları da söyleyebiliriz. Akdeniz iklim bölgesinin ortalama yağış miktarı 750-800 mm civarındadır. Ama buraya baktığımızda çok daha fazla yağış alanlar var. 1000 mm'nin üzerine çıkanlar var. Mesela Muğla Menteşe 1200, Antalya 1000 civarında, Nur Dağları 1100'ü geçiyor. Çünkü onların yer şekillerinden dolayı cephesel yağışların yanında, yani bu bölge genellikle cephesel yağış alıyor. Üstüne bir de yamaç yağışı alıyorlar. Bu da yağış miktarlarını arttırıyordu diyebilirim. Burada arkadaşlar Akdeniz iklimi sadece denize kıyısı olan bölgelerde değil, denize kıyısı olmayan Güneydoğu Anadolu'da da görülüyor. Farkındaysanız oraya kadar sokulmuş ve Gaziantep'te her yerde zeytin ağaçları var. Bu da Akdeniz ikliminin Güneydoğu Anadolu'nun batısına sokulduğunun kanıtıdır diyebilirim. Evet, baktığımızda Karadeniz'le karşılaştırarak yapalım isterseniz. Mesela Karadeniz ikliminin dünyadaki adı nedir arkadaşlar, bilir misiniz? Ilıman Okyanus'tur. Karadeniz'in yağış rejimine baktığımızda en fazla yağış sonbaharda düşüyor. En az yağış da ilkbaharda düşüyor. En az yağışın ilkbaharda olması ilkbaharı kurak geçirdiğini ne yapmaz? Göstermez. Sonuçta her mevsim burası ne yapıyor? Yağış alıyor. Buranın en çok yağış alan yeri Rize'dir. 2400 mm'ye kadar çıkar. Türkiye'de eşi benzeri yoktur. Yanındaki Trabzon bile 1500 alır. Samsun'a gittiğimizde değer 750-800'e kadar düşer. İzmir değerlerine kadar iner. Batı Karadeniz 1400-1500'ü görür. Zaten bölge ortalaması da 1400-1500'dür. Bir öğrencim bana demişti ki, öğretmenim Muğla Menteşe dedi, Karadeniz kadar yağış alıyormuş. Ne diyorsunuz dedi sizce? Dedim evladım, sen Karadeniz'in neresiyle karşılaştırdığına bağlı. Sen Rize ile karşılaştırıyorsan Rize'nin yarısı kadar. Bak elimi yine belime koydum. Canik Dağları'nın olduğu yerde Orta Karadeniz'e karşılaştırsan 750 dediğine göre onu geçmiş Menteşe. Ama Batı Karadeniz'de nedir? Eş değerdir dersen çok doğru olur. Yani Karadeniz diye bir şey yok. Gümüşhane Bayburt'a gidiyorsun, 300'e kadar bile ne oluyor? Düşüyor diyebilirim. Şimdi diyor ki Karadeniz'de diyor nemlilikten dolayı kışlar ılıktır, donlu gün sayısı azdır. Akdeniz'de karşılaştırsak hangisinde don görülme ihtimali daha yüksektir? Karadeniz'de. Ama hangisi de zirai don tehlikesi daha yüksektir? O Akdeniz'de. Ne garip değil mi? Türkiye'de don görülme ihtimalinin en düşük olduğu yerde Akdeniz. Ama zirai don tehlikesinin en yüksek olduğu yerde gene Akdeniz. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Buradaki ürünler soğuğa karşı dayanıklı değil. Zeytin var, muz var, işte ne bileyim seralar var. Kışın tarımsal üretim devam ediyor. O yüzden zirai don tehlikesi yüksek diyorsa Akdeniz. Bunun dışında Karadeniz'de doğal bitki örtüsü nedir derseniz karışık orman, karma orman. Yani iğne yapraklı ağaçlarla geniş yapraklı ağaçların bir arada olduğu karma orman
örtüsüdür arkadaşlar. Burada da şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ağaç ismi bilmeniz gerekiyor. Yani buranın karakteristik ağaçları. Mesela bunlardan bir tanesi ne? Ladin. Ladin'i gördüğünüzde aklınıza kesin Karadeniz gelsin. Ben Ladin'e çamların mankeni diyorum bak. Bizim Kızılçamlar var İzmir'de. Bak sıcaktan bayılmış böyle. Biz dayfalmış deriz bak böyle. Ege şivesidir bu. Dayfalmak, bayılmak deriz böyle. Ama Ladin nasıl Karadeniz'de? Gri gri böyle. Mor mor kozalakları var. O kadar güzel ki. Bakın resimlerine. Sonra şimşir vardır. Şey derler. Kel başa şimşir tarak denir. Kurtlanmaz, antibakteriyeldir. Çok güzel bir ağaçtır. Tahtadan kaşık maşık yapılır. Ladin'le şimşir kesin Karadeniz'dir. Orada çok başka ağaçlar var. Bak kızıl ağaç var. Kestane var. Ihlamur var. İşte kayın çok fazla var Karadeniz'de. Ama kayın başka bölgede de var. Ladin'de şimşir yok. Ondan sonra Sarıçam bölgede çok fazla var. Ama Erzurum, Kars, Ardahan'da daha çok. Ben Sarıçam'ı hep şey diye kodluyorum. Sarıçam, Sarıkamış. Sarıçam, Sarıkamış diye kodlarım. Mesela ben dedim ki buralar dedim ıhlamur çok dedim. Çocuğum biri diyor ki hocam bizim bahçede de var diyor İzmir'de. Kardeşim orada ıhlamurun ormanı var. Bak bir de bir yağmur yağıyor. O kadar güzel oluyor ki Trabzon'da yağmur yağmış. Ihlamur ormanın içindeyim. Mis gibi kokuyordu böyle geziyordum. Ama tek sıkıntı var. Tek başımayım. Romantizm. Sıfır olmuyor. Biri varken yanınızda gidin yani oralara. Şimdi şöyle söyleyeyim. Her yerde olduğu gibi insanlar burada da ormanları ne yapmış? Tahrip etmiş ve ortaya ne çıkmış? Pisodo Maki. Pisodo Maki ne demek? Yalancı Maki. Maki'nin orijinali neredeydi? Akdeniz iklim bölgesi. Sahtesi nerede? Karadeniz'de. Pisodo Maki'yi nasıl kodlayacağım? Fındık. Fındık Pisodo Maki. Fındık Pisodo Maki. Fındık Pisodo Maki diyeceğim. Tamam mı? Bakın buranın ağacı neydi? Kızılçam. Bodur ağacı çalısı makiler vardı. Yerdeki otlar da garikler ve friganaydı. Buranın ağaçlarını saydık. Buranın çalısında Pisodo Maki dedik. Ne kaldı geriye? Otu. Buranın otu ne arkadaşlar? Çayır. Bir yerde çayır olması için ne gerekiyor? Yaz yağışı gerekiyor. Bak bir yerde çayır olması için ne gerekiyor? Yaz yağışı. Karadeniz'e baktığımda Karadeniz'de her mevsim yağış olduğuna göre o zaman buralarda da çayırlar vardır diyemez miyim? O zaman da ne oluyor? Büyükbaş mera hayvancılığı oluyor. Birçok arkadaşımız büyükbaş mera hayvancılığını sadece nerede var sanıyor? Erzurum, Kars, Ardahan'da var sanıyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın Karadeniz kıyılarında her yerde çayır var. O yüzden büyükbaş mera hayvancılığı var. Ama batıda pek yok. Yani böyle evde kedi besler gibi besliyorlar. Bir iki tane böyle var. Neden? Adam işte demir çelik fabrikasında çalışır, kağıt fabrikasında çalışır. Onun için böyle o elzem bir şey değil. Orta Karadeniz'de tarım alanları var, sanayi tesisleri var değil mi? Ticaret gelişmiş. O yüzden onlarda da mesela. Hani bana diyor ki öğrenci, öğretmenim Orta Karadeniz'de büyükbaş mera olur mu? Kardeşim manda var. Mandada birinci Samsun diyorsun. Adam mandayı evde mi besliyor? Değil mi? Salıyor işte oralara, çayırlara salıyor. Doğu Karadeniz'deki adam başka yapacak işi yok. Adam ne yapıyor mesela? Ya arıcılığa saldırıyor, ya balıkçılığa saldırıyor, ya da büyükbaş mera hayvancılığına saldırıyor. O yüzden Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de hayvancılığın daha ön planda olması tamamen başka yapacak iş olmamasıyla alakalıdır diyoruz. Şimdi arkadaşlar karasal iklime bakalım. Yalnız karasal iklim dediğimizde farklılaşıyor tabii. Karasal iklim sadece bir tane değil. Bizim ülkemizde daha geniş alanda görülen hangisi derseniz ne diyeceğiz? Ilıman karasal iklim diyeceğiz. Buna ülkemizde İç Anadolu tipi karasal veya step iklimi de denir. Bu standart iklimde en çok yağış ne zaman görülür? İlkbaharda görülür. Yaz ayları da nasıl geçer? Kurak geçer. O yüzden aklınızda bu şekilde kalsın. Burada şuna dikkat edin bir de arkadaşlar. İç Anadolu'da görülür dedik ama sadece İç Anadolu değil. Ana hat İç Anadolu. Buradan mesela İç Ege'yi de içine almış. Afyon, Kütahya, Uşağı. Isparta, Burdur, Göller yöresini almış. Maraş'ı almış. Karadeniz'de dağların arkasında kalan Tokat, Çorum, Amasya. Şu bölgeleri almış. Bir de arkadaşlar farkındaysanız Doğu Anadolu'nun birçok yerini de almış. Yani Doğu Anadolu'da Van, Muş, Bitlis gibi birçok alanda İç Anadolu'da pik arasaldır. Yani hepsinde en çok yağış ne zaman görülür dediğinde ne diyeceğiz? İlkbaharda görülür diyeceğiz. Peki bu iklimde ortalama yağış miktarı ne kadardır öğretmenim? Bunlarda ortalama yağış 400 civarı.
civarındadır. Çünkü az yağış alan yerler var. Tuz Gölü ve çevresinde 230'lara kadar düşüyor. Iğdır 230'lara kadar düşüyor. Ama yüksek yerler de var mesela. Hakkari bunların içerisinde en yüksektir. Hem karasal olup da 750 milimetreyi görebilen nadir yerlerden bir tanesidir. Ondan sonra işte Sivas taraflarında dağlık olması 550'ye çıkmasına neden olur. Ortalama 430 civarındadır diyebiliriz. Burada ağaç türü deyince aklımıza öncelikle meşe gelmesi lazım. Anadolu'ya meşe denizi deniyormuş zaten. 46 çeşit meşe ağacı varmış bizde. Meşelerin çok yaygın olduğu bir bölgedir. İkinci ağaç karaçamdır. Üçüncü ağaç da ardıçtır. Lütfen ağaç bilin arkadaşlar. Tamam bak, meşe, ardıç, bir de ne dedik? Karaçam dedik. Her yerde olduğu gibi insanlar burada da ormanları ne yapmış? Tahrip etmiş. Ortaya ne çıkmış? Antropojen bozkır çıkmış. Bakın, antropo ne demek biliyor musun? Antropo insan demek. Antropoloji insan bilimi demek. Antropojen bozkır insan eliyle oluşturulan bozkır. Öğretmenim burada doğal bozkır yok mu? Var. Bak doğal bozkır da var. Dağlık yerler hep doğal bozkır kalmış, insanlar yerleşmediği için. Diğer yerler antropojen bozkır. Bunu nereden anlıyoruz? Ben mesela şu anda Ankara'dayım. Ankara'da Kızılcahamam diye bir yer var, her yer orman. E bak, orman olabiliyormuş. Demek ki insanlar tahrip etmiş. Küme küme ağaç görebiliyorsanız orası antropojen bozkırdır. İşte Yozgat Çamlı Milli Parkı diye bir şey var İç Anadolu'da. Bunlar olabildiğini gösteriyor. İnsanların tahribatıyla diğer bölgeler antropojen bozkır alanlarına dönüşmüştür diyoruz arkadaşlar. Burada bir de şunu söylemek istiyorum. Karasal olup da en fazla yaşı kışın alan yerler var. Biri Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iller. Bunlar Akdeniz ikliminden etkileniyor. O yüzden en çok yaşı kışın, en az yaşı yazın alıyor. Bir de Trakya arkadaşlar. Burada da Edirne ile Kırklareli. O zaman demek ki en çok yağışı kışın, en az yağışı yazın alan her yer Akdeniz iklimi olmak zorunda değil. Karasalların içerisinde de aynı Akdeniz ikliminin rejimine sahip yerler var. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Otomatikman tabii ki bizim soru çözerken sıkıntı yaşamamıza neden oluyor. Adam sınavda diyor ki işte şöyle şunlardan göstereceğim size. Böyle sıcaklık eğrisini veriyor. Ondan sonra bir de yağış veriyor burada. Diyelim ki Antalya'yı görüyorsunuz. Böyle bir grafik vermiş. Ama Diyarbakır'ın grafiğini verse, Diyarbakır'ın grafiği de aynı. Çünkü o da en fazla yaşı kışın alıyor. O da en az yaşı ne zaman alıyor? Yazın alıyor. Öğretmenim nasıl yapacağız? Nasıl yapacağım? Şu kutucukları toplayacağım bak. Ocak ayında 230 almış. Sonra 160-170 almış. Böyle toplayacaksın. 1000 civarında yağış alıyorsa bu Antalya'dır. Ama böyle 430-440-450 alıyorsa o zaman nedir? Diyarbakır'dır diyebiliriz. Burada bizim yağışın miktarına bakmamız lazım. E sıcaklıktan anlayabilir miyiz? Sıcaklığa baktığımızda şöyle bir şey oluyor. Antalya 8 dereceye falan düşüyor. Ama orada baktığımızda mesela Diyarbakır'da 5'lere kadar falan düşer diyebiliriz yani. Burada görebileceğimiz şeyler bunlardır. Yükselmeye baktığımızda Antalya 28-30'a kadar yükselir. Diyarbakır ise 32'ye falan çıkar. Bence sıcaklıktan yakalamanız zor. Neden? Ha 8 ha 5 nasıl ayırt edeceksin? Ha 30 ha 32 ayırt edemezsin. Ama kutucukları topladığında işte 400 rakamlar çıkıyorsa Güneydoğu Anadolu'dan bir yerdir. 1000'li rakam çıkıyorsa Antalya'dır diyebilirsin. Şimdi bir de arkadaşlar bizim sert karasalımız var. Sert karasal neresiydi? Erzurum, Kars, Ardahan. Bak Iğdır'ı almıyoruz içine. O bir mikro klima alandı. Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Sert karasalın diğer karasallardan en önemli farkı yaz aylarını yağışlı geçirmesi. İç Anadolu'nun yazı kurak, Güneydoğu Anadolu'nun yazı kurak, Trakya'nın yazı kurak, Doğu Anadolu'nun %70'ine yazı kurak. O yüzden oralar hep bozkırken Erzurum, Kars, Ardahan yazı yağışlı geçirdiği için çayırlarla kaplıydı. O yüzden büyükbaş mera hayvancılığı vardı. Birçok arkadaşımız Doğu Anadolu'nun tamamını ne yağış alıyor sanıyor arkadaşlar? Yaz yağış alıyor. Öyle bir şey yok. Doğu Anadolu'nun birçok kısmı İç Anadolu gibi ilkbahar yağış alır. O yüzden oralarda hep bozkır vardır. O yüzden de koyun çok fazla değil mi Doğu Anadolu'da? Örneğin Van'da sadece 2.3 milyon koyun var. Arda 1.2, Muş'ta 1.1. Doğu Anadolu'da koyun sayısı insan sayısından bile ne? Fazla. Neden? Şimdi diyeceksiniz ki büyükbaş hayvan çok değil mi? Çok. Erzurum, Kars, Ardahan'a giderseniz büyükbaş mera hayvancılığı var. Doğu Anadolu'nun diğer yerlerine giderseniz küçükbaş mera hayvancılığı var. Böyle bakmamız lazım olaya.
Evet, bunun dışında burada söyleyeceğimiz pek de bir şey yok. Sadece şöyle bir şey söyleyeyim. Hani böyle öğretmenlerimiz bizim eskiden şey yapardı değil mi? Bir E harfi çizerdi. Sonra da kimin en çok yağış aldığını söylerdi. Burada onu da yapalım. Şu renkle yapalım. Şöyle öğretmenimiz çizerdi değil mi? Vardı. Ondan sonra tam şuraya ortaya ne yazıyorduk? İlkbahar. Yani burası en çok yağış ne zaman alır? İlkbaharda. Sonra mevsimleri sıraladık. İlkbahardan sonra ne geliyor? Yaz. Bak Erzurum Kars'a ne denk geldi? Yaz. Sonraki mevsim ne? Sonbahar. Karadeniz'in en çok yağış aldığı dönem. Sonra kış. Kışı kaç tane yazacağız arkadaşlar? 4 tane yazacağız. Bak şimdi herkes Akdeniz'e ve Ege'ye kış yazar. Önemli olan Trakya'nın olduğu yerle Güneydoğu Anadolu'ya da ne yazmak? Kış yazmak. Peki Doğu Anadolu'nun geri kalan kısımlarına ne yazacağız? Kış mı? Hayır. Yaz mı? Hayır. Ne yazacağız? İlkbahar yazacağız. Demin söyledik aslında. Ama öğrenci işte bunu kaçırıyor. Bir de zaten kıştan sonra hangi mevsim geliyor bak? Kıştan sonra ne geliyor? İlkbahar. Akılda kalır. Dikkat edin. Doğu Anadolu'da bu tuzağa düşmeyin. Tamam? Ben bir de size mikro klima ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Çünkü öğrencilerimiz bunu çok karıştırıyorlarmış. Makro iklim geniş alanlarda görülen iklimdir. Karadeniz bölgesinde makro iklim Karadeniz iklimidir. Ama mesela Rize'de turunçgil yetişir. Akdeniz'in mikrosu olduğunu gösterir değil mi? Yalnız Karadeniz'de çay da yetişiyor. Rize'de çay yetişmesi hangi iklimin mikro örneği olduğunu gösterir? Muson iklimi. Bak muson iklimi çay. O zaman ben şöyle diyorum. Mikro ne demek? Başka bir iklimin küçük bir örneğinin görülmesidir. Değil mi? Iğdır mikro klima mıdır? Evet. Peki hangi iklimin mikrosudur? Akdeniz diyor bana öğrenci. Ya gözünü seveyim niye Akdeniz olsun? Akdeniz iklimi ta oraya sokulur mu? Akdeniz görecekse şurada görülür. Güneydoğu Anadolu'da görülür. Orada ne işi var Akdeniz'in? O ılıman karasaldır. Bak etrafı sert karasal değil mi? Erzurum, Kars, Ardahan sert karasal. Yazı yağışlı ama bu kışı ılık geçiriyor çukurda kaldığı için. O ılıman karasal. Mikroklima demek illa Akdeniz demek değil ki. Mikroklima demek çevresinden farklı bir iklim görülmesi demektir. 12 de ılıman karasaldır. Anamur'da muz yetişiyor. Ekvatoral iklimin yani tropikal iklimin mikrosu var. Antalya'da avokado yetişiyor. İşte bunlar mikroklimadır. Ama Akdeniz makrosu içinde tropikalin mikrosudur diyoruz. Evet, burada da arkadaşlar şimdi şehir soruyor ya bize. Bu şehirlerin isimlerinin olmadığını düşünün. Bakacaksınız. En fazla yağışı ne zaman almış? İlkbaharda değil mi? Kışın sıcaklık değerlerine bakıyorum. Bak buraya bakıp da 10 demeyin. Bazı diyor ki hocam o Ankara 10 dereceymiş. O yağış canım. O sıcaklık değil. Sıcaklık bu tarafta. Ankara mesela Ocak ayında 1-2 derece civarında. Temmuz ayında 25'e kadar çıkmış. En çok yağışı ilkbaharda almış. İç Anadolu bir yer diyebiliyoruz. Mesela Antalya'ya baktığımızda sıcaklıklar 28-30'a kadar çıkıyor. Bunu söylemiştik zaten yağış miktarlarını. Kars'a baktığımızda -10'a kadar düşüyor. Bak Ocak'ta şu taraftan bakın. -10'u şuradan, -10'u görüyor. En çok yağış yaz aylarında görülüyor. Rize her mevsim yağış alıyor ama sonbaharda bir artış var ve topladığımızda rakam afaki değerlere çıkıyor. Kış sıcaklıkları 8 derece civarında, nem ne kadar çoksa kışı da o kadar ne geçiriyordu? Ilık geçiriyordu. Evet, Türkiye'de toprak tiplerine geldik arkadaşlar. İklimin arkası her zaman ne olur? Toprak olur. Ben size öncelikle şunu sormak istiyorum. Türkiye'de en yaygın toprak türü nedir dediğimizde ne diyeceğiz? En yaygın toprak türü. Bizim ülkemizdeki en yaygın toprak türü kestane ve kahverengi step toprağıdır. Neden? Türkiye'de karasal iklim çok yaygın değil mi? Karasal iklimin görüldüğü her yerde de ne olur? Kestane ve kahverengi bozkır step toprağı görülür. Zonal toprakların içerisindeki en yaygın toprak budur. Peki Türkiye'de laterit toprağı görülür mü? Hayır öğretmenim, görülmez. Bizimki lateritleşmiş topraktır. Lateritleşme ne demek? Toprağın aşırı derecede yıkanması ve mineralce fakirleşmesidir. Mesela burada yıldızı koymuş. Çayın yetiştiği yerler. Türkiye'de laterit yok ama lateritleşme var. Asit oranı yüksek topraklar. Mineralce fakir topraklar. Podzol var mı öğretmenim bizde? Evet, yani tam bir podzol değil bizimkiler aslında. Podzolit diyoruz biz bunları ama en azından Batı Karadeniz'de görülüyor. Daha soğuk geçirdiği için. Doğu Karadeniz'de de dağların yüksek kesimlerinde yine
rastlanabilir. Gelelim Terra Rossa'ya. Terra Rossa'ya kızıl topraklar diyorlar. Çünkü toprağın içinde ne var? Demir oksit çok fazla var. Kırmızı topraklar da bizde oldukça ne? Yaygın. Yalnız burada şuna dikkat edin bak. Mesela Çukurova Deltası'nı göstermiş değil mi? Burası Terra Rossa olmaz. Burası ne? Alivyon. Akdeniz'de her yer Terra Rossa değildir. Burada da böyle yapmış ama yani şuraya baktığımızda Antalya'nın merkezi Alivyon'dur. İşte Teketaşeli nedir? Terra Rossa'dır. Dağlara gittiğinde kahverengi orman toprağı olur. Yani sadece Antalya şehrinde bile birden fazla toprak görülebilir. Ege bölgesinin her yeri Terra Rossa değildir ki. Akarsuların geçtiği yerler Alivyon'dur. İşte dağlara doğru gidersen Terra Rossa görürsün. Olabilir yani. Bakın biz aslen Denizli'yiz. Bizim orada da Terra Rossa toprakları çok. Üzüm bağcılığı yapılıyor. Çanakkale'de okudum üniversiteyi. Orada da Terra Rossa var. O zaman Terra Rossa Akdeniz bölgesinde değil. Akdeniz iklim bölgesindeki en yaygın topraktır. Ama orada da her yer Terra Rossa değildir. Terra Rossa toprakları verimli topraklar mıdır? Hayır değildir. Karstik arazide oluşan, işte içinde demir oksit oranı yüksek topraklar verimli topraklar değildir. Tarım yapılır. İklim koşullarından dolayı bunlardan faydalanılır. Ama verimli topraklardır diyemiyoruz Terra Rossa'lar için. Kahverengi orman toprağı diyor. Kahverengi orman toprağı dediğimizde geniş yapraklı ağaçlarla iğne yapraklı ağaçların bir arada olduğu karma orman örtüsünün toprağıdır. En yaygın olduğu bölge Karadeniz bölgesidir. Diğer bölgelerde de dağların yüksek kesimlerinde illaki ne olur? Görülür tabii ki. Gelelim Çernezyum'a arkadaşlar. Çernezyum'a hepiniz hatırlarsınız. Diğer adıyla kara toprak diyoruz. Türkiye'nin en verimli topraklarıdır. Çünkü bu topraklar hem volkanik arazide oluştuğu için mineralce zengin hem de üzerindeki çayırlardan dolayı humusça zengin oluyordu. Türkiye'nin en verimli toprakları olmasına rağmen biz bunlardan çok fazla verim elde edemiyorduk. Çünkü bunlar yüksekte, soğukta, tarım ürünü olgunlaşma süresi uzun. Tarım ürünü çeşidi ne? Bunlar da azdır diyoruz. Peki şöyle söyleyeyim size, taşınmış topraklar var değil mi? Akarsu toprağı bir yerden bir yere götürürse ona ne deniyordu? Alivyon. Rüzgar toprağı bir yerden bir yere götürürse löz. Akarsuların götürdüğüne, onu söylemiştik niye bir daha dönüyorsam artık sardım. Akarsuların taşıdığına alivyon, rüzgarın taşıyıp götürdüğüne löz, buzulların taşıyıp götürdüğüne ne deniyor? Moren deniyor değil mi? Bizim ülkemizde moren var mı? Var. Moren dağların yüksek kesimlerindeki buzlar böyle kayıyor. Önündeki taşı toprağa götürüyor. Ne bileyim işte Ağrı Dağı'nın eteklerinde, Kaçkarlar'da, Cilolar'da, Mercan'da az da olsa moren görülür. Ama bizde buzulla ilgili hangi toprak görülmez? Tundra görülmez. O kutuplara yakın olan bir yerdir. Türkiye'nin enleminden dolayı Türkiye'de ne olmaz? Tundra olmaz. Ama özel konumundan dolayı moren olur. Mesela Türkiye'de çöl toprağı yoktur. Şükür ki yok değil mi? Çölleşme izleri var. Konya'nın Karapınar ilçesinde çölleşme izlerine rastlanıyor. Ama bu demek değil ki Türkiye'de çöl toprağı vardır denmez. Çölleşme izlerine rastlanır. Ama bize çölden gelen topraklar var mı? Var. Neydi onlar? Lösler. Onlar gelince biz seviniyor muyduk, üzülüyor muyduk? Seviniyorduk. Neden seviniyorduk arkadaşlar? Havadaki aerosollerle birleşerek doğal gübreye dönüşüyordu bunlar. O yüzden seviniyorduk diyebilirim. Bunun dışında bir de kolivyonlar var. Eğim engebeyle aşağı doğru kayan topraklar. Bu dağ eteği ovalarında oluşan yapıdaki topraklardır. Bunların da volkanik arazide oluşanlarına regasol, normal böyle taşlı olanlara da ne deniyordu? Litasol topraklar diyorduk. Bunun dışında bana hep şunu söylüyorlar. Öğretmenim diyorlar kalsimorfik, hidromorfik, halomorfik diye topraklardan bahsediyorlar. O nasıl oluyor biliyor musunuz? Mesela diyelim ki bir toprakta kireç oranı yüksekse bu vertisoller de var. Ana kayası kil ve kireçten oluşuyor. Bir de renzina diye toprağımız vardı. O da kalkerden oluşuyordu. O ikisine kalsimorfik diyorlar. Kireç oranı yüksek olan toprak. Bunlar intrazonal topraklardır. Toprakları şöyle gruplandırırken şey diyorduk değil mi? Zonal, intrazonal, bir de azonal. Taşınmışlar azonal oluyordu. İşte yerli topraklar zonal. Ortada kalanlar intrazonaldı. Anakaya etkisi hissedilenler. Mesela tuzlu topraklar çok olunca tuz yüzeye çıkıyordu. Toprakta köpük köpük beyaz beyaz şeyler oluyordu. Toprak yanıyordu. Tarım yapılamaz hale geliyordu. Biz buna çoraklaşma diyorduk. GAP projesinde vahşi sulama, insanların tarlaya sıcakta çok fazla su vermesi deniz tabanının üzerinde olan bir ülke için çok tehlikeli bir şeydi. Tuz yüzeye çıkıyordu. Toprakları çoraklaştırıyordu.
Onlar halomorfik toprak, tuzu yüksek. Kireci yüksek olanlar ise ne dedik? Vertisolleri dedik, bir de rendzinalleri söyledik. Son olarak bir de hidromorfik topraklar var. Onlar da bataklıklarda oluşan topraklardır diyoruz. Burada arkadaşlar toprak türleriyle ilgili genellikle bilgi sorusu gelir ya da şöyle bir yorum sorusu gelebilir. Örneğin soruda diyor ki, bulunduğu bölgenin iklim ve doğal bitki örtüsü hakkında bilgi verir diyorsa, horizonlaşma hatırlıyorsunuz değil mi? D, C, A, B, horizonlaşma görülür diyorsa bu yerli topraktır. Örneğin Terra Rossa toprağı deyince aklımıza neresi geliyor? Akdeniz iklimi. Kahverengi orman toprağı deyince aklımıza neresi geliyor? Karadeniz iklimi geliyor. Ondan sonra Çernezyum deyince aklımıza ne geliyor? Sert karasal. Doğal bitki örtüsü ne? Çayır. E şimdi alivyonlar nerede görülür? Hangi iklim bölgesindedir alivyon? Öyle bir şey yok. Alivyon bu. Her yerde ne olur? Görülür. Türkiye'nin her kıyıda da olur, içeride de olur. Lösler nerede görülür? İklim bölgesindedir. Olmaz. Çöl tozu bu. Uçar gider. O zaman taşınmış toprakların belli bir iklim bölgesi yoktur. Onlar her yerde ne olur? Görülebilir. Bir de o taşınmış topraklarda horizonlaşma da görülmüyordu değil mi? Bunların üzerine sürekli toprak geliyordu. Sürekli birikimden dolayı topraklar ne yapamıyordu? Horizonlaşamıyordu. Horizonlaşabilmesi için birikimin bitmesi lazım ki toprak yukarıya çıksın. Horizonlaşma görülmez. Ana kayanın etkisinden söz edilemez. Çünkü farklı farklı yerlerden geliyor ya bu topraklar. Karışıyor, harmanlanıyor taşınmış topraklar. Belli bir ana kayası yok. Bulunduğu bölgenin iklim ve doğal bitki örtüsü hakkında da bilgi vermiyor. Bu topraklar nedir derse taşınmış topraklar, azonal diyeceğiz. Haritada nerede koyar bunları arkadaşlar? Haritada bunları gider delta ovalarına koyar. Biz de o şekilde yapabiliriz. Son olarak topraklarla ilgili bir şey daha söylersek. Aklımda bir soru vardı ama aklıma getiremedim diye yazık ki soruyu. Aklıma gelirse söyleyeyim. Şimdi yeni konumuza gelince neye geçiyoruz? Hop, fazla gittik. Beşeri coğrafyaya geçeceğiz.